Merhabalar, ben Doktor Ercüment Bozkurt, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün glokom konuşacağız. Glokom, göz tansiyonunun ön planda olduğu, sinir liflerinin harabiyetiyle giden bir göz hastalığıdır. Tek başına göz tansiyonu yeterli değildir. Göz tansiyonu en önemli parametresidir. Fakat glokomdaki en önemli nokta sinir harabiyetidir. Tansiyon yüksek olup harabiyet olmayabilir, glokom olmayabilir. Biz buna oküler hipertansiyon deriz. Tansiyon düşük olup glokom olabilir, normotansif glokom deriz. Ama glokom hastalığındaki en önemli parametremiz yine göz tansiyonudur. Göz tansiyonu yükselince az evvelle bahsettiğim gibi göz görme alanında bir azalma meydana gelir. Görme alanı yavaş yavaş kaybolurken son dönemlerde tübüler görme dediğimiz çok dar bir görmeye ve sonunda görme kaybına kadar giden bir tablo ortaya çıkar. Glokom tanısı göz tansiyonunun yüksekliği yine önemli bir kriterdir. Sinir liflerindeki hasar çok önemli bir kriterdir. Yine görme alanındaki bozulmalar çok kıymetli bulgulardır tanı koyma açısından. Glokom bahsettiğim gibi sonu körlükle biten bir hastalık. Erken tanı bu körlükten sizi kurtaracak en önemli kriter. O yüzden erken tanı glokom teşhisinde ve tedavisinde en önemli bulgularımız bizim. Glokoma birçok faktör sebebiyet verebiliyor. Genetik aile yapısı en önemlilerinden birisi. Yine ırk, cinsiyet, gözdeki bazı sorunların mevcudiyeti glokoma sebebiyet veren faktörlerden. Normalde göz tansiyonu çok sinsi bir hastalıktır ve hiçbir ağrısızı yapmaz. Fakat tansiyonun çok yükseldiği durumlarda ve ani yükseldiği durumlarda ağrı yapabilir. Gözün arkasına doğru yayılan zonklayıcı bir ağrı yapabilir. Mide bulantısıyla seyreden bir ağrı olabilir. Ama normalde hiç ağrısız olmaz, hiç bulgu da vermez. Glokom türleri primer açık açılı glokom en sık gözüken glokom çeşididir. Burada hiçbir gözde bulgu yokken glokom hastalığı vardır. Açık kapanması glokomu ise çok daha böyle agresif seyreden, ağrılı seyreden, tansiyonun çok yükseldiği bir göz acilidir. Açık açılı glokom olup altta yatan başka sebeplerle glokom ortaya çıkabilir. İşte göz içinde kanama olabilir, pseudoeksfoliasyon dediğimiz bir materyal birikmesi olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Buna bağlı da yine açının kapanmasına bağlı, yani daha doğrusu açı açık olmasına rağmen sıvının boşaldığı bölgenin kapanmasına bağlı göz tansiyonu yükselebilir. Glokom tedavisinin ilk aşaması ilaç tedavisidir. Ondan sonra da mikroinvazif glokom cerrahileri ön plana çıkar. Daha sonra normal trabekülektomi dediğimiz standart glokom cerrahisi ve tüp implantasyonlarına kadar giden bir dizi cerrahi protokolü vardır. Glokom ilaçlarında da bir ilaçla başlanır, iki ilaç, üç ilaç diye ilave edilerek farklı gruptaki ilaçlar tansiyon düşürülmeye çalışılır. Burada önemli olan nokta cerrahi olmayacağım deyip glokom ilaçlarına yüklenmek ve bu arada gözü kaybetmektir. En acı olanlarından birisi budur. O yüzden tedaviye uygun cevap alınamıyorsa veyahut da ilaç kullanmayla ilgili sıkıntı varsa hemen bu aşama hızlı bir şekilde geçilip cerrahi olunması gerekir. Cerrahinin de başarı şansı oldukça yüksektir. Yani ben kişisel yaklaşımımda cerrahiyi çok ön planda tutarım açıkçası. Glokom tedavisinde. Lazerin glokom değeri var ama farklı lazerler, niyodmiyum yak lazerin farklı bir türevi, SLT dediğimiz bir lazer, açı bölgesine uygulanarak geçici olarak tansiyon düşüklüğü yapabilir ama bunun şeysi geçicidir. Diyot lazer ve multipass diyot lazer yine farklı sikleradan siliyer cisme yapılan lazer türleri sıvı üretimini azaltarak glokom cerrahisinde yeri vardır. Glokom cerrahisi aslında mikroinvaziv glokom cerrahileri riskli değildir. Benim dediğim gibi az evvel pratiğimde çok sık uyguladığım yöntemlerden birisidir. Çok severek yaptığım glokom cerrahilerindendir. Riski çok düşüktür. Başarı oranı glokom cerrahilerinde %80-85 oranındadır. Biraz düşük olmasına rağmen bence yine glokom için oldukça iyi bir orandır. Standart tedavilerdeki başarı oranı günümüzde çok yoğun ilaç kullanımından dolayı, örneğin trabekülektomideki başarı oranı çok düşmüştür. Bunda da en önemli faktör yoğun ilaç kullanımına bağlı konjonktivanın sürekli irite olmasının çok ciddi rolü vardır.
Glokomu erken tanı ve teşhisle ve tedaviye erken başlamayla durdurabilmek mümkün ama oluşturan hasarı geri çevirmek ne yazık ki mümkün değildir.